Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu videoda çok farklı bir teoriden bahsedeceğim. Bu teoride bizler Rick Grimes'ın acaba CRM'de asker olan bir ikiz kardeşi olabilir mi sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Özellikle de bu teorinin ortaya çıkma sebebi Rick Grimes'ın aynı gün içerisinde asker ve mahkum olarak farklı sahnelerde yer almasıyla alakalı. Yani bu durumu bazı hayranlar iki farklı Rick'e işaret edebilir şeklinde yorumlamış. Bu teorinin gerçekten mümkün olup olmadığı ve ne konuda haklı olabilir, ne konuda haksız gibi konulara değineceğiz. Sizlerle bildiğiniz üzere Rick ve Michonne'un ile ilgili alabildiğimiz bütün detayları, bütün o kamera arkası çekimlerini paylaşmaya devam ederken bir yandan da Daryl'ın dizisini takip ediyor ve bir yandan da Fear the Walking Dead analizlerini paylaşıyorum. Negan ve Maggie ile ilgili gelişmeler oldukça da paylaşmaya devam edeceğim. Bütün bu içerikleri kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Michonne'un bildiğiniz üzere son paylaşmış olduğun detaylara göre CRM'in o kıyafeti içerisinde görmüştük. Bence gerçekten çoğumuz için çok şaşkınlık veren fotoğraflardı bunlar. Bütün o çekimleri muhtemelen Rick'in hala mahkumken, yani oraya yeni esir düşmüşken olduğunu düşünüyoruz. Bir yandan da şunu da söylemekte fayda var. Rick ve Michonne'un evet aynı ortamlarda çekimler yaptığını biliyoruz. Fakat onların hala bir araya gelip gelmediği konusunda netlik kazanmış değiliz. Çünkü kaydedilmiş böyle bir ikisinin bir arada olduğu bir çekim yok. Belki Michonne'un o çekilen sahneleri CRM'e sızdıktan yıllar sonra olan sahneler olabilir. Yani zamandaki o paralelliğe baktığımızda Walking Dead'in sona erdiği zamana yakın bir zamanda geçiyor olabilir. Dolayısıyla da Rick'in nerede olduğu henüz bilinmiyor diyebiliriz. Hala bir asker ya da bilmiyorum. Hala bir mahkum olabilir o süre zarfında. Rick'i gerçekten bir CRM askeri olarak göreceğimiz kesin ama o karakterin neden o şekilde bir askeri kıyafetin içerisine girdiği konusunda dayanağı ne olacak? Bunu gerçekten merak ediyorum. Belki buna zorlanmış olabilir ya da ailesini bulmasının en iyi yolunun belki de CRM askeri olmaktan geçtiğini düşünüyor da olabilir. Çünkü malum askerler göreve gidiyorlar, helikopter kullanıyorlar. Bu yüzden de Rick'in belki de kendi kafasındaki düşünce şu olabilir: ailemi bulmakta daha kolay olabilir. Bu yüzden de asker olarak katılmak en mantıklısı gibi bir düşünce gerçekleşebilir. Bütün bu sorularımıza zaman içerisinde cevap alacağımızı umuyoruz. Özellikle de bizlerin karşılaştığı çok fazla teori oluyor The Walking Dead'in Rick Grimes üzerinden veya Michonne üzerinden. Mesela şimdilerde insanların merak ettiği önemli iki şey var. Bunlardan birincisi Rick'in dizideki o hayatına dair detaylar. Bizler de zaten kamera arkası görüntülerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan da bir diğer merak edilen soru General Bale'ın kim olduğu konusu. Özellikle de bu General Bale konusunda önemli teoriler var. Rick'in bir erkek kardeşi olabileceği öne sürenler var. Özellikle de bunu düşünmelerindeki en büyük sebep Rick'in erkek kardeşinin çizgi romandaki varlığı ile alakalı. Bugüne kadar General Bale ile ilgili çok fazla bir bilgi alamadık. Şimdiye kadar bileceğimiz tek şey dizinin ana kötü karakteri olacağı yönünde. Yani bizlere öyle bir izlenim uyandırıyorlar. Ama bunun aksine bir de şimdi bahsetmiş olduğum o kardeş hikayesinden yola çıkarak Reddit'te ilginç bir teori var. Bu da yine kardeşle alakalı bir teori aslında ama daha çok Rick'in ikiz kardeş teorisiymiş bu bahsedilen şey. Yani tüm General Bale'dan bağımsız bir kardeş olayı. Bunun da sebebi yine bahsettiğimiz gibi Rick'in o kıyafetini giyerken başka bir gün ise siyah siyara maskeli kıyafet giyerken görülmesi, aynı gün içerisinde iki farklı çekim yapılmasıymış sebebi. Bu teoriye göre Andrew Lincoln her iki versiyonda oynayacakmış. Yani hem ikiz kardeşi rolünü oynayacakmış, CRM'de asker olan, hem de Rick'i oynayacakmış. Gerçekten garip bir teori, bilmiyorum. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen benimle paylaşın. Açık konuşmak gerekirse ben Rick'in bir ikiz kardeşi olduğuna inanmıyorum. Bu teori bana çok fazla mantıklı gelmedi diyebilirim ama yine de sizlerle paylaşmak istedim. Yani dizinin böyle bir hikaye odaklanması gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Buradaki o farklı kıyafet giyilme sebebi de sizlere bahsettiğim gibi flashback'le alakalı ya da işte farklı zaman diliminde Rick Grimes'in neler yaptığı ile ilgili olmalı. Bunun yanı sıra bir soru daha var yine bu Rick'in CRM içerisinde yaptıklarıyla alakalı. O da Omaha'nın biliyorsunuz ki World Beyond'da bir yok edilme olayı söz konusuydu. Bu olayda o koca topluluk yok edilmişti. Acaba Rick Grimes o topluluk içerisinde yer alıyor muydu o olay gerçekleşirken ve bu topluluk yok edilirken acaba onun da parmağı var mıydı diye düşünülüyor. Aslında bence gerçekten güzel bir soru, güzel bir değinilmesi gereken nokta. World Beyond spin-off'unda bildiğiniz üzere CRM 100 bin kişiden bahsettiğimiz bir topluluğu yok etmişti. Kimyasal silahlar ve devasa bir kalabalık içeren bir saldırıyla beraber tüm General Bale o topluluğu yok etmişti. Yine bu olay kıyametin başlangıcından yaklaşık 10 yıl sonra gerçekleşti. Bu da yine Rick'in CRM'e götürülmesinden yaklaşık 6 ya da 7 yıl sonra gerçekleştiği anlamına geliyor. Bu yüzden de Rick'in bu yıkımda bir rol oynayıp oynamadığı konusuna gelecek olursak bence olasılık var diyebiliriz. Evet, bizler Walking Dead'in finaldeki o After Credits sahnesinde Rick'in kaçmaya çalıştığını ve daha sonra yakalandığını görmüştük. Ama oradaki yakalanma olayının henüz helikopterle götürüldükten sonra ki ilk zamanları olup olmadığını bilmiyoruz veya şu an nerede olup olmadığını da bilmiyoruz. 6 yıldaki süreçte belki de Rick dediğimiz gibi CRM askeri olmaya karar vermiş ve böyle bir yıkımda da rol oynamış olabilir. Ve yine bildiğimiz üzere Rick gerçekten bir CRM askeri olacak. Zaten bunu fotoğraflarla da gördüğümüz için bence Omaha'nın yok edilmesini asker olarak görev yapması gerçekten büyük bir ihtimal söz konusu burada. Belki tam olarak burada ne yaptığını bilmiyor olabilir saldırıyı gerçekleştirirken ama oradaki insanlarla birlikte hareket etmiş olması bence mümkün. Çünkü oraya giderken, saldırırken masum
siviller olduğunu bilmiyor olabilir. Ya da başka bir düşmana saldırması gerektiği için, böyle bir karar alındığı için saldırmış da olabilir. Yani ona ne söylendiğini bence bizler dizide göreceğiz ve Omaha'nın yok edilmesini de bilmiyorum. Rick'in parmağı olabileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra yine merak edilen sorulardan biri Heath karakteri var biliyorsunuz. Rick ve Michonne dizisinde ortaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı diye biliyorum ama spin-off'ta bence görünmesi söz konusu olacak. Bizler onu göreceğimizi düşünüyorum. Zaten bu karakterin Jadis'in gönderdiği CRM helikopteri tarafından götürüldüğü doğrulanmıştı. World Beyond'dan Silas ve CRM'deki o eski yarbay Elizabeth gibi diğer karakterlerin de dizide yer alacağı doğrulandı. Bütün bu gelişmelere ve dahil olan karakterlere baktığımızda Rick ve Michonne dizisi için inanılmaz heyecanlıyım. Özellikle de bütün bu gelişmeler, işte sizlerle paylaştığım kamera arkası görüntüleri, sızdırılan bilgiler gibi şeyleri sizlerle paylaştığım için bana kızan, işte videonun başlığında veya görselinde spoiler veriyorum diye isyan eden bazı insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Yorumlarda da bunu görüyorum ama bence böyle şeylerin olması gerekiyor. Bunlar evet bazı şeylere, bazı ana konulara değiniyor bizlere ama böyle detaylı bir şekilde bizlere tam olarak bilgi vermediği için çok da bence problem değil. Yani hangi oyuncunun diziye katılacağını bilmek veya çekimlerin içerisinde yer alan Rick'in bir CRM kıyafetini giydiğini görmek çok da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de diziyi bence daha da heyecanlı hale getiriyor diyebilirim. Sosyal medyada bu fotoğrafların bangır bangır bağırması da yine pazarlanması açısından oldukça önemli. Evet bazı konuları biliyoruz ve görüyoruz ama asıl bilmemiz gereken şeyi hiçbir zaman bilemiyoruz. Böyle bir gerçek var. Hala önemli sürprizler var ve bütün bunlar da aslında sürprizlerin bizlere olacağını gösterdiği için heyecanlı kılıyor diyebilirim. Bu süre zarfında sizlerle bütün bu sızıntıları, güncellemeleri, haberleri paylaşmaya devam edeceğim. Bu konuda gerçekten rahatsız olan arkadaşlar varsa bence bir süre kanalıma bakmasınlar. Çünkü sizlerle bol bol sızıntı paylaşmak istiyorum. Bunlar da dediğim gibi o The Walking Dead'in eski kitlesini kazanmak için önemli, heyecanlandıran şeyler olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi bir sonraki videoda sizlerle Fear the Walking Dead'in bildiğiniz üzere bir yeni sezon fragmanı yayınlanmıştı. Final sezonu fragmanı ve ben de zaten bunun analizini sizlerle paylaşmıştım. O analiz videosunda sizlerle gözden kaçmış olan şeyleri yine derleyip konuşacağız. Bu içerikleri de kaçırmak istemiyorsanız, yeni spin-off'lardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.